Günaydınlar, mutlu haftalar. 2019'un aslında son haftasına girmiş bulunmaktayız. Güzel bir hafta diliyoruz herkese. Bugün biz bize de önemli konulardan bahsediyoruz efendim. Biliyoruz ki son dönemlerde özel okullarda bir kapanma durumu söz konusu belli nedenlerle bunları da konuşacağız. Bu sebeple bugün konuğumuz olarak e, Avukat Yağız Gündoğdu bizlerle birlikte olacak vaktimiz yeterse. Kadına şiddet ve hayvan hakları hayvana şiddetle ilgili de konuşacağımız şeyler olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle olmak çok güzel. İyi Aynı şekilde sizinle olmak da Yağız Bey. Sizi yakından tanıyalım. E, bugünkü konularımız gerçekten önemli. Sizden alacağımız çok bilgi var. Velilerimiz, öğrencilerimiz mağdur. Bakalım neler konuşacağız siz Aslında bugünkü sonra. konularımız gündem konular. Evet yani kesinlikle. Çok mağduru olan ee, ...ve hani çözüm, acil çözüm bekleyen konular. Hı hı. Ondan önce ben avukat Yavuz Gündoğdu. Evet. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hı hı. Ee, serbest avukatlık yapıyorum Bursa'da. Hı. E, kendi ofisim var. Ee, hukuk e, camiası içerisinde hı hı. E, hak savunuculuğunu üstleniyoruz. Evet. Görevimiz bu. Mümkün olduğu kadar da kamuoyunu bilinçlendirmek hı hı. için... ...bu tarz gündem, bu, bu tarz e, mağduru çok olan, hı hı. acil çözüm bekleyen konularla ilgili... ...mümkün olduğu kadar kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Harikasınız, gerçekten sizlere çok ihtiyacımız var bu anlamda da. Şimdi bir özel okul battı diyelim, bir sürü öğrencisi oluyor. Yani en ufak okulun evet. bile fazla sayıda öğrencisi var. Bir eğitim kurumu, bir eğitim yuvası oluyor. Veliler, öğrenciler mağdur oluyor. Ne yapmak lazım? Ee, paralarını nasıl geri alabiliyorlar? Bunları konuşacağız. Oradan bir giriş yapalım istersen. Şimdi özel eğitim sektörü <laughs> aslında e, balon gibi şişmiş bir sektör şu evet. an ülkemizde. Yani e, anaokulundan lisesine kadar <laughs> e, gerekli gereksiz çoğalmış ve bu gerekli gereksiz çoğalmanın verdiği <laughs> bir olumsuzlukla baş başalar. Evet. Bunlardan başlıcası öğrenci temin edememe. Evet. Şimdi Ülkedeki metropollerin belli başlı hı hı. sıkıntıları var. Bunlardan biri trafik sıkıntısı, bunlardan biri nüfus sıkıntısı, bunlardan biri e, yaşam şartlarının, asgari yaşam şartlarının çok hızlı yükselmesi. Hı hı. Bu sıkıntılar birleştiği zaman özel okullar açıldığı zaman, açıldığı yerde tutunamıyorlar. Öğrenci hı hı. bulamıyorlar ve evet. sıkıntı yaşıyorlar. Sıkıntı yaşadıkları zaman ne oluyor? Ee, borca da borca batıyorlar. Borca battıkları zaman kapanma durumuna geçiyorlar ve bir özel okulun kapanması demek üç grup mağduriyet doğması demek. Bunlardan biri öğretmenler, Evet bunlardan biri öğrenciler, bunlardan biri de tedarikçiler. Evet. Şimdi öğretmenlere zaten ilerleyen süre, süreçte geleceğiz. Tedarikçilerden kısa bir bahsedelim. Tabii. Tedarikçi dediğimiz e, grup hı hı. özel okulun e, ihaleyle açtığı servis olur. Evet. Özel okulun kantin hizmetini sağlayan olur, hı, evet. ee, özel okulun kitaplarını basan olur, özel okulun e, kıyafetlerini düzenleyen tekstil atölyesi olur. Özel evet. okul e, aslında çok geniş sektörlerden destek alan bir üst hı hı. sektör evet. ve bu üst sektörde korkunç bir devalüasyon var, hı hı. erozyon var. Bu erozyonun nedeni aslında bu mağduriyet. Tedarikçilere de geliriz. Şimdi öncelikle öğrencilerden bahsedelim. Hı hı. Özel okulda hizmet alan anaokulundan, kreşinden lisesine kadar, evet. ee, özel eğitim yurtlarına kadar, hı hı. özel eğitimden hizmet alan öğrencilerin, velileri mağdur olmaları durumunda başvuracakları, sığınacakları temel kanunu düzenleme 6.502 sayılı hı hı. tüketicinin korunması hakkında kanun. Hı. Evet. Önce oraya gidilecek. Şimdi öncelikle e, kanun gereği, ...öğrenciler hı hı. ve velileri, dolayısıyla velileri tüketici. Evet. Tüketici olarak bir kere kanuni güvenceleri var. Hı hı. Sonra... E, ...bir hizmet almak için kayıt yaptırdılar, para verdiler diyelim. Evet. Hizmet alım için para verdiler. Hı hı. Ki hı hı. genelde özel okullar farklı para tahsil yöntemleri olsa da... Hı hı. ...genelde ya senet, hı hı. toplu senet ya bir kredi kuruluşundan kredi çektirilmek suretiyle bankaya borçlanma bankaya şeklinde. borçlandırma ya da peşin hı hı. yani bu üç yoldan biri yapılıyor ve bu üç yolda da ayrı ayrı aslında mağduriyet Oo, doğuyor evet. ve burada çoğu zaman veli hizmet almadan paranın büyük bir kısmını ya borçlanıyor ya ödüyor hı, hı gün gelip hizmeti ayıplı çıkarsa özel okulun hizmetini bu hizmetin ayıbı kısmına Hı -hı. hizmet oluyor daha doğrusu ha, hi, o hizmeti hizmetin doğru. hizmetin ayıbına daha Hı -hı. ilerleyen zamanlarda zaten değineceğiz neyler ayıplı hizmeti oluşturur Hı -hı. diye ama bu ayıplı hizmetle karşılaştıkları zaman veliler öncelikle ayıplı hizmete ilişkin yazılı bildirimde bulunacaklar. Hı -hı. Nereye bulunacaklar bunu? Okula bulunacaklar. Hı -hı. Şimdi üç farklı durum var dedik. Ya senet olabilir dedik ya peşin ödeyebilir dedik ya da kredi, kredi kuruluşu hı. aracılığıyla kullandırılabilir dedik. Kredi kuruluşu hariç hı hı. ilk iki durumda okula yazılı bildirimde bulunacaklar. Ama bu yazılı bildirim adi yazılı bir şekilde olmayacak. Ya ben hı hı. dilekçe yazdım verdim İşte öğrencimin kaydının başka okula alınması hakkında hı hı. bu bir ayıp bildirimi değildir. Hmm. Nerede ayrılıyor bu durum peki? Noterde ayrılır. Noterden. Ha, noterden, evet. Şimdi noterden gönderilen bir ihtarnamenin ispatı çok kolaydır. Yarın <laughs> öbür gün olay yargıya taşındığı zaman dersiniz ki ey mahkeme, ey tüketici hakemiyeti Ben okula ihbarda bulundum. <gülüyor> 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 e, hizmetin ayıplı olduğuna ilişkin ihtarda bulundum. <laughs> seçimlik hakkımı kullandım. Bu seçimlik haklara da ayrı geleceğiz. Ben genel olarak bir süreci <laughs> Bulundum noterdeki yevmiye numarası da şu. Evet. Git notere sor, aynı benim sana sunduğum evrakı getirir. Hı hı. Yani ispatı çok kolay ama okula dilekçe vermiş olalım. Ee, i̇şte öğrenciler derse girmiyor, çocuğumun dersleri boş geçiyor. Hı hı. İngilizce öğretmenleri yabancı dil e, uzmanı dendi, e, köylü Mehmet sokuyorlar hı hı. İngilizce dersine. Bunlar ayıp oluşturur. Doğru. Evet. Okula da yazdı dilekçeyi Arzelerim verdi. Gereğini gereğini dedi. Aynen. Verdim. Gereğini verdi. Ben sözleşmemi iptal edeceğim. Paramı geri verin dedi. Okul alıp o dilekçeyi yırtarsa hiçbir isnat ispatı yok. Hiçbir ispat yok. Doğru. Ya sunduğu zaman diyecek ki kardeşim iki tane kopya bir tanesi sende kalacak bir tanesi bende. Buna havale al bana ver. Hı hı. Ki bu havale kavramının oturtulması çok zor. Bununla uğraşmayın. <laughs> yani gidin noter'e ihtarı çekin. öyle. Evet. Aynen. Ee, ayıp bildiriminde bulundu. Hı hı. Ayıp bildirimine usulüne uygun şekilde bulundu diyelim. Hı hı. 8.480 lira 2019 için gerçi 2019 geçti şimdi ama yeniden evet. değerlenme oranına hı hı. göre gene belirlenebilecek bir miktar altındaki uyuşmazlıklar için tüketici hakemiyetleri yetkili. Hı hı. Üstü için tüketici mahkemeleri yetkili. Hı hı. Genelde şimdi metropoller açısından konuşalım. Çünkü küçük illerde hı hı. özel okul ücretleri zaten birbirine yakın. Hı hı ve küçük yerlerde özel okul sayısı böyle bir erozyona uğramadığı için genelde daha sağlam duruyorlar. Evet. Daha ayaktalar. Metropollerde bu erozyon çok fazla hızlı oluyor abi, Aynen öyle. Ve metropollerde e, çok ciddi yıllık paralarla Hı hı. öğrenci kabul ediliyor ve bu yıllık paralar çoğu zaman 8480 liranın çok Geçiyor. üstünde rakamlar <laughs> Tabii çok de. üstünde rakamlar Yani İstanbul hı hı. gibi bir metropolde yıllı 60-70 bin liraya özel okullar kayıt alıyor hı hı. ve hizmetini veremiyor hı hı. Burada adres tüketici mahkemesi evet. tüketici mahkemesine dava açılacak denilecek Ey tüketici mahkemesi ben okulun hizmetini ayıplı buldum okulun hizmetini ayıplı bulduğuma ilişkin ihtar gönderdim <laughs> Onları bu durumdan haberdar ettim. <laughs> Sözleşmeden de dönme hakkımı kullandım. Paramı bana versinler diye. Bu hakkı onlara ilettim ama onlar gereğini yapmadı. Sen <laughs> bana devlet kanalı ile e, icraya koyabileceğim, devlet kanalı ile o okuldan tahsil edebileceğim bir karar ver diyeceğiz. Evet. Tüketici mahkemesi de icra edilebilir bir <laughs> karar verecek. Diyecek ki kardeşim senin alacağın şu kadar. Hı hı. bu parayı işte ihtar tarihinden itibaren ihtarı tebliğ ettiğin tarihten itibaren faiz de işletiyorum sana hı hı. al git bunu icraya koy hı hı. takır takır tahsil et evet. şimdiki buradaki hususlardan bir, önemli hususlardan biri şu özel okul batarsa veliler nasıl mağduriyet giderir? Diyoruz? Evet. velilerin mağduriyetinin giderilmesinin temel motivasyon amacı Hı -hı. o parayı geri almak. Tabii ki yani O parayı geri değil almadıktan sonra devletin yargı organlarının meşgul edilmesinden başka bir sonuca Hı -hı. çıkılmaz. Hı -hı. O parayı da e, bir özel okul hizmeti ayıplı sunuyorsa zaten zor durumdadır. Hı -hı. Zaten tedarikçisi binmiştir tepesine. Zaten başka öğrenciler binmiştir tepesine. En aşağı özel okulun 200 öğrencisi evet. var. Tabii tabii. Yani en azından Neden? 100 tanesinin... kanun yoluna başvurduğunu, başvurduğunu düşünelim. Burada önemli husus. Ee, i̇cra işlemlerde öne geçmek. Hı hı. Yani işlemleri hızlı yapmak. Hı hı. Hızlı yapmayı da vatandaş altından kalkamaz. Öncelikle avukattan kesinlikle hukuki yardım alsın bu konuda. Bir, evet. iki, ihtiyati haciz dediğimiz bir müessese var. Hı hı. İhtiyati haciz dediğimiz müessese şudur. Alacağın doğduğuna ilişkin şartları hı hı. mahkeme nezdinde biz inandırabiliyorsak evet. mahkeme diyor ki: "Kardeşim, karşı tarafa tebligat yapmadan koy bunu icraya." git hacize. Bu ihtiyat hacizdir. Aynen öyle. Evet. Bu ihtiyat hacizdir. Ve ihtiyat haciz e, borçlu için e, kötü olabilir ama hakkını arayan, mağduriyetini gidermeye çalışan, parasını tahsil etmeye çalışan veli için can suyudur. Hı hı. Çünkü yarın öbür gün kararın kesinleşmesini beklerse, ihtiyati hacizle gitmezse, hı. karşı tarafa tebligat çıkarsa mal kaçırma ihtimali var okul. Bir, hı, hı. Ee, okulun zaten nakdi kaynağı kalmamıştır Hı -hı. ki böyle sıkıntı yaşıyordur. Batmış artık. Batmıştır. Yani. Üzerindeki taşınmazlara, taşınırlara çoktan haciz konulmuştur. Hı -hı. Çoktan alt sıralara düşmüştür. Evet. Ve e, öncelikli bir alacak değildir. Sözleşmeden Hı -hı. kaynaklanan alacak, adi alacaktır. Hı -hı. Öğretmenler kısmına geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. İşçi evet, al bir de o kısım var. var. İşçi alacaklar önceliklidir. Her zaman önceliklidir. Her zaman önceliklidir. 50 öğretmen var diyelim. 900 tane, 900 tane de öğrenci var diyelim. Hı hı. Bunlar iki grupta hakkını alamasın, hı hı. iki grupta başvursun. 900 tane okul aleyhine öğretmen, öğrenci kararı olsun, 50 tane okul aleyhine öğretmen kararı olsun. Hı hı. 50 tane öğretmen kararı, e, mağduriyeti giderilene kadar öğrencilere geçmez. Hı. Çünkü işçi alacağı önceliklidir. Hı hı. Hani biraz karıştırıyoruz konuyu ama, evet. e, aciz de icrada sıra cetveli düzenleri sıra cetvelinde kadın haklarından da bahsedeceğiz hı hı. nafaka alacakları hı hı. işçi alacakları hı hı. bedensel zarardan doğan alacaklar önceliklidir. Evet. Devlet alacakları vesaire bunlar da önceliklidir. Hı hı. Bu nedenle öğretmenlerin alacağı bir tık daha önceliklidir hı hı. ama öğrenciler öğrenci velileri genel olarak bu silsile içerisinde hı, hı. alacaklarını tatmin edebilirler. Evet. Yani önce ihtar sonra, sonra. dava veya tüketici hakemiyeti hı, hı sonra icra. Arada belki bir ihtiyat ederiz. Peki diyelim ki dediniz gibi oldu. Artık e, okulda işte e, haciz edilecek herhangi bir şey kalmadı. İşte e, nakli kısmı da olayın tükendi. E, ne olacak diyor ki ya, okul ben diyor battım benim diyor. Hiçbir şekilde verebilecek artık bir durumum yok. Sıfırı diyor. Tükettim. Ne olacak böyle bir durumda? Bu durumda hiçbir şey olmayacak. Bu durumda veli içeceği soğuk suyla kalacak. Eyvah hiçbir güvence yok bu konuda. Kesinlikle zaten Türkiye'deki özel ah. eğitim düzenlemesinin temel sıkıntısı bu. Hatta Milli Eğitim hmm. Bakanımız da bir iki ay önce gündeme getirdi. Teminat alacağız hmm. dedi hmm. özel okullardan ama daha uygulanmaya geçmiş değil. Ha, buna gibi bir yasa geliyor. Yani gelmesi düşünülüyor. Hmm. İnşallah gelir. Umarız gelir. İnşallah evet. gelir. Çünkü şöyle e, özel eğitim hmm. aslında eğitim sektörü ee, öyle hani hayvan satmaya benzemiyor. Yani hı -hı. bir müteahhitlik yapmaya benzemiyor. Özel eğitim istikrar gerektiren bir şey. Evet, disiplin ve istikrar. İst disiplin ve istikrar gerektiren bir şey. Zaten şu an ayakta olan özel eğitim kurumlarının hı -hı. temel özelliği disiplindir. Hı hı. İstikrardır, sürekliliktir. Bu yüzden ayaktırlar. Şimdi bunu sağlayabilmek zor. Hı -hı. Bunu sağlayamadığı durumunda özel eğitim kurumu zaten sıkıntı yaşıyor. Tabii. Diyelim ee, bir özel eğitim kurumu kötü durumda. Hı hı. Batacak ve 1 milyon liralık bir e, işte taşınır, taşınmaz toplam değeri var. İşte hı hı. içindeki sıralar, akıllı tahtalar vesaire vesaire işte servis aracı var bir tane. Hı hı. Toplam 1 milyonluk liralık hı hı. 1 milyon liralık bir değeri var diyelim. Haciz edilebilecek değeri var. 40 tane öğretmeni var. Hiçbirine maaş vermemiş, SGK primlerini ödememiş vergi borcunu ödememiş, hı hı. stopaj KDV'sini ödememiş. Öğrenci alacakları da var. Hı hı. Şimdi öncelikle tahsil sırasına göre önce vergi ve SGK tahsil edildi mi? Evet. Haddiye, satıldı, tahsil edildi. Hı hı. Sonra öğretmen alacakları da tahsil edildi. Hı hı. Sonra öğrenci alacaklarının da bir kısmı tahsil edildi ve ortada tahsile kabil hiçbir şey kalmadı. Hı hı. Ortada bir şey kalmadıysa nereden alacak bu insan para? Alamayacak. Teminat burada devreye girecek işte. Evet. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı aynı şey gibi e, banka teminat mektubu gibi hı hı. bir teminat alırsa okullarda hı hı. her şey tahsil oldu okulun üzerinde haczedilecek mal kalmadı ya hı, hı. a ben bu okuldan 5 milyon lira teminat almıştım bu hemen mı? bozduralım hı hı. hemen banka teminat mektubu da olur bu çek de olur gerçekte sıkıntı yaşanabilir ama banka teminat mektubu daha garanti. Hı hı. milli eğitim bakanlığı her okuldan hı. belli bir miktar banka teminat mektubu alır bünyesinde tutar, iflas mı etti hı hı. veya konkordatoya mı gidiyor, alacaklar tatmin edilemiyor mu? Banka teminat mektubu var, hemen nakde çevirelim. Al X velisi sana, al Y velisi sana, al Z öğretmeni sana, hı hı. alacaklar tatmin oldu mu? Oldu. Veliler evet. mutlu mu? Mutlu. Öğretmenler Şeysin. mutlu mu? Mutlu. E, kurum da artık bütün borçlarını kapatmış bir şekilde kapandı. Hı hı. Artık kurum sahipleri de ya başka bir sektörde şanslarını denesinler ya da daha sürdürülebilir bir kurum kurarak... Evet. Şanslarını denesinler. Gerçekten bu konudaki çözüm noktası olarak değerlendirebilecek, yaklaşabilecek bir şey. Umarız ki e, uygulamaya da geçer, geçer. hayata da geçer gerçekten. Teminat hususu gerçekten önemli çünkü. Tabii yani ki. Ard arda çok flash hı hı. gruplarda sıkıntı yaşandı. Çok ard arda çok flash gruplarda hiç sıkıntı yaşanmayacağı evet. düşünülen, düşünülen gruplarda köklü, ard evet. arda sıkıntı yaşandı. Ve bunların temel noktalarından biri de şu... Özel eğitimle ilgilenen kişilerin özel eğitimci olmaması. Hı hı. Bunu da hı. lafı geçmişken söyleyelim. E dediğim gibi özel eğitim hayvan satmaya, müteahhitlik yapmaya benzemiyor. Hı hı. Benzemez de. Hı hı. Özel eğitimde dönen parayın başka bir sektöre aktarılması, başka bir bir spor kulübüne aktarılması ki böyle örnek de var. Evet. Yani özel eğitimde dönen nasıl olsa sıcak para, her sene kaydı var, her sene her ay düzenli senet ödemesi var, taksit ödemesi var. Spor kulübüne aktaralım. e okul battı. Hmm. Okul çeviremedi, yani böyle yapılacak bir şey değil. O hmm. yüzden nasıl e, belli başlı sektörlerin defterlerini maliyenin üzerinde ayrıca ilgili kurumda denetliyorsa hmm. aslında burada denetim faaliyetini Milli Eğitim Bakanlığı'nın da çok iyi yapması lazım ve teminat 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 diyoruz. Ha, teminat yani. alınması şunu gösterir bir de cebinde çok yani kaba bir tabirle söylüyorum üç kuruşu olan da okul açamaz. Heh, evet yani batmaya e, meyilli olabilir. Yani ya şuradan borç alayım, aynen şuradan aynen. kredi çekeyim, şuradan Ucu okul ucuna gelir. ucuna yetişecek <laughs> bir sistemin <laughs> olmaması kılı kılına, lazım. Kılı kılına kılına bakkal açarsınız, kılı kılına kuru yemişçi açarsınız, tabii. kılı kılına kasap açarsınız, kılı kılına manav açarsınız, kılı kılına e, kurs merkezi de açabilirsiniz ama Hı. kılı kılına okul açmayın. Ya, tabii ki okul çok başka bir şey yani öğrencilerin... Normalde hasta oldular. iki gün rapor aldılar gidemediler. Bunda bile gerçekten eğitim hayatları etkileniyor. Geri tabii, kalıyorlar. Tabii, tabii, bir, belli bir müfredat var sonuçta. Evet. Bu tarz bir mağduriyetin gerçekten durumu çok sıkıntılı. Peki maddesel kısmın yanında... Bu öğrencilerin e, derslerine hocalar artık belli bir yerden sonra grevde oldu bir sürü şeyler oldu duydum. Tabii tabii eylem yaptı. Duruyorlar. Şey tabii. tabii ki girmiyorlar ve öğrencilerin dersleri dediğiniz gibi bir belli işte dilekçe yazarken öğrenci işte e, çocuğun derse boş geçiyor. Geri kalıyor. Peki bu durumda ne yapılabiliyor? Şimdi şöyle e, bir çocuğun gelişiminde en önemli çağ aslında 4-7 yaş arasıdır. <laughs> Ve bu anaokulu hı hı. E, art, önceden 60 ay meselesi vardı. 55 60 ay arası da okula başlıyordu. Şimdi orada ondan da vazgeçildi gerçi. 3 sene uygulandı sonra vazgeçildi. Anaokulu birinci sınıf, ikinci sınıf. Hı hı. Okumanın da öğrenildiği, temel matematik e, mantığının yattığı, ilk hı hı. sosyal ilişkinin kurulduğu yaş aralığı. Evet. Şimdi seneliği 40 bin lira verilen bir okulun hı hı. birinci sınıfına başlayan öğrencinin dersinin boş geçmesi bir durum. Gerçekten öyle. Bu çocuk okula küser. Hı, hı Matematiğe küser. Okuma yazmayı geç öğrenir. Zeka gelişimi dahi öteye kalır. Dönem kaybı yaşayacak bir Dönem kere. Dönem kaybı yaşar. Yani dördüncü beşinci sınıfa gelir hala heceleyerek okur. Yani özel bir okul diye okur. Ve aynı zamanda okul bir disiplindir onlar Aynen için. Aynen öyle. Bir hani algılama, Temeli okula atılamaz. algılatma. Evet okula karşı olan saygı, eğitime karşı olan saygılarına da bir sarsılma olabilir çocuklar. Bu maddi zararın yanında manevi zararda da Hı -hı. Bu manevi zararı tazmin ettirecek yalnız velisi veya vasisidir. Hı -hı. Yani öğrenci evet. kendi başına hak iddia edemez. Evet. Velisi veya vasisi diyecek ki benim e, öğrencimin, benim çocuğumun, en verimli çağlarında, en öğrenmeye açık çağlarında dersleri boş geçirildi. Evet, burada bir virgül koyalım tamam. müsaadenizi. Evet efendim, şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Zaten tekrar sizlerle birlikte olacağız. efendim kısa bir reklam arasından tekrar sizlerle birlikteyiz. Avukat Yağız Gündoğdu bizlerle birlikte. Kapanan özel okullarda öğrenci mağduriyetleri, veli var, e, mağduriyetleri ve aslında geri kalan birçok mağduriyetler hakkında konuşuyoruz. Evet. En son nerede kaldık bir virgül koydum size. Aynen öyle. Artık aslında o virgülü noktaya çevirelim. <laughs> yavaş yavaş biraz ilerleyelim. Çünkü tabii öğretmenlere gitip geçelim. De Öğretmenlerden kalsın. önce ayıplı hizmet aslında. Yani <laughs> veliler tamam. E, alacaklarını tahsil etmeye Hı -hı. çalışacaklar ama veliler için hangi durumlar e, e, ayıpla e, hizmet outlayıp, olacak evet. onlara değinmemiz lazım aslında. Şimdi e, özel okulla veya Hı -hı. özel eğitim kurumuyla veli arasında yapılan sözleşme hizmet sözleşmesidir. Evet. Bu mal bir mal satımına ilişkin değildir. Genel olarak bir çatı sözleşmedir hatta çünkü özel okulların Hı -hı. genelde sunduğu hizmetler bir toplu hizmettir. Hı -hı. Yani forma verir, kitap verir ee, ...servisini bağlı bir hizmet alıcısından alır, onu Hı -hı. ekler, yemek bir hizmet alıcısından alır, onu bekler. Ee, çeşitli altında bir, evet. hizmet grupları var Hı -hı. ama çatı olarak hizmet sözleşmesidir. Hı -hı. Peki ayıp nedir? Şimdi evet. hizmet dedik. Ayıp, e, sözleşmenin yapıldığı anda Hı -hı. vaat edilen, Hı -hı. hizmet sağlayıcısı tarafından vaat edilen... Ve sonra gerçekleştirilmeyen her şey ayıptır. Hı hı. Yani bunun kapsamı çok geniş. Evet. Bu bir iki örnekle sayılabilecek bir husus değil. Siz bana şu kupayı sattınız diye. Hı, hı. Bu kupayı siyah diye sattınız. Bana beyaz geldi. Bütün fonksiyonları sağlam. Bu hı hı. ayıptır. Hı hı. Ben size ihtar çekerim Derim ki ey e, Ezgi Hanım bu e, kupa bana siyah diye satıldı. Hı hı. Bana beyaz B geldi. B ayıptır. Bunu geri al benim paramı geri ver. Hı hı. Bu kadar. Yani mal için de geçerli hizmet için de geçerli. Ee, özel okullar nezdinde örneklendirelim. Sınıf e, gün ışığı alıyor dediler. Ama kayıtta en güzel sınıfı gösterdiler. Öğrenci bir giriyor ki kod bir de sınıf. Hı hı. Küçük küçük pencereler. Hı hı. Ayıptır. Evet. 1. 2. Ee, bir olayımızda karşılaştığımız hı ve hı. ayıp olarak kabul ettirdiğimiz hı hı. tüketici hakem İstanbul tük İl Tüketici Hakem ayıp olarak e, kabul, kabul ettirdiğimiz bir husustan bahsedeyim. Okul kayıt alırken şunu vaat ediyor. Bizim yabancı dil öğretmenlerimizin tamamı yabancı kökenli. Hı hı. Avusturya, Avustralya, İngiltere, e, Almanya, Hollanda, Danimarka. Hı hı. Bu altı ülkeden yetişiyor, geliyor. Biz bunları hizmet alım sözleşmesiyle bulunduruyoruz ve ana dilleri İngilizce olmasa da... Ya, ...ana dilleri İngilizceyi sularseller gibi konuşuyorlar. Zaten hı hı. Avusturya ve Almanya'daki işte öğretmenler Almanca dersine de giriyor hı hı. vesaire. Eğitim öğretim sezonu başlıyor bir bakıyorlar Türk öğretmen. Hı. Belki Türk öğretmen İngilizceyi ondan daha iyi anlatacak ama ayıptır. Çünkü öyle bir vaat verilmiş. Öyle bir vaat verilmiş. Bir örnek daha verelim. Şimdi e, özel okul kayıt yaptırırken dedi ki biz yemekleri... Catering şirketinden alıyoruz. Hı hı. Dört çeşit de yemek veriyoruz. Hı hı. Artı salata var. Hı hı. Dört çeşit yemek verdi ama salata var yoksa hı hı. bu da ayıptır. Vaat edilen her şeyin ileri süreçte yapılmaması ayıp anlamına gelir. Evet. Ve Veli bunu tespit ettiği anda muhakkak delillendirmeli. Fotoğraflamalı. Hı. Gitti. Yabancı öğretmenlerin... Ee, Türk kökenli olduğu ortaya çıktı. Mesela yabancı hmm. dil bizim olayımızdan bahsedelim. Yerli bahsederim. öğretmen hemen e, bir ders programının fotoğrafı hmm. bir iki tane. Üstüne bir ihtar metni altına da aynı sayfa içerisine ders programı. Bak, sen yabancı dil öğretmeni, e, yabancı dil öğretmenlerinin yabancı kökenli olacağını söyledin ama bak ders programında Türk kökenli geçiyor. Hmm. Bu benim nezdimde bir ayıptır. Hı -hı. Ben bu sözleşmeyi daha fazla sürdürmek istemiyorum. Hı -hı. Bana paramı iade et. Dönem içinde değişirse? Dönem içinde de değişir Bu da ayıktır. Yine vaat edilen şeyin yapılmadığı anlamına gelir. Hı -hı. Yalnız şu var: öğrenci hizmet aldığı kısım için para iadesi talep etme etmemeli, edemez daha doğrusu. Hı -hı. Ee, toplam örnek veriyorum, bölünmesi kolay olsun diye 24 bin liralık bir sözleşme yapıldı yıllık. Hı -hı. Yarı da bırakılacak. Hı hı. İkinci dönemden itibaren gitmeyecek. İkinci dönemin başında ayıp çıktı. İlk dönemin parasını mı isteyeceğiz? Böyle ne bir seriz. şey hukuka uygun değil. Hı hı. Ee, i̇lk dönemin parası aynen okulda kalır. Çünkü hakkıyla hizmet vermiştir. Hı hı. Sözleşme gereği ona hak kazanmıştır. Evet. Her şeyden önce. Bir başka ayıp örneği daha. Servis şoförü e, sabah alıp gelirken e, münakaşa yaşıyor çocukla. Hı hı. Mesela böyle bir olay hı hı. da yaşadık. İşte... Niye şurada bekliyorsun, niye sokağa girmiyorsun, Niye sokağın başında bekliyorsun, Niye 2-3 dakika gecikiyorsun diye atışma yaşıyorlar. Hı hı. Gene ayıptır. Çünkü özel okul bir hizmet sağlayıcısından hizmet alarak hizmet sağlayıcısının sunduğu hizmeti hukuku uygun şekilde ifa ettiğini garanti ediyor durumdadır. Hı hı. Hı hı. Garanti eder çünkü, bir üst evet. hizmet sağlıyoruz İki tarafa da hizmet alıyoruz hem öyle. okula hem şey öğrenciye karşı aynen öyle ve aslında burada örnek veriyorum servis kooperatifi taşerondur hı hı. şeyin taşeronudur yani okulun taşeronudur hı hı. ve okulun taşeronu da aynı şekilde ayıplı hizmeti e, ayıplı hizmette bulunursa okul da bundan sorumludur Evet. buna da gidebilir bu çeşitli ayıp örnekleri bu ayıp örnekleri saymakla bitmez çünkü her ayrı, çok fazla var. kesinlikle her ayrı olayda ayrı ayrı ortaya çıkacak Hı -hı. hususlardır. Hı -hı. Ayrıca değerlendirilir. Bu şekilde değerlendiriliyoruz. Aynı Peki, öyle. E, öğretmenlere de ben geçelim istiyorum. Çünkü dediğimiz gibi yine reklam arasından öncesinde öğretmenlerimiz de işte grevler yaptılar. E, çok mağdurlar. E, evet, çok yani mağdurlar. Çok mağdurlar. E, şimdi baktığımızda öğretmenlerin de bir hayatı var. Onlar da insan, aileleri var, ödemeleri var. köklü bir kurum. Ha deyince de iş bulunabilecek bir sürü bunun prosedürleri var. Nokta değil. E, kirası olan, işte kredi taksisi olan, yine çocuğu okuyan, yani birçok asla masrafları Aynen. var ve bunların hepsinden mağduriyet yaşıyorlar bu anlamda. O yüzden öğretmenlerimiz için ne gibi durumlar yine mevcut? Neler yapılabilir? Onları da konuşalım. Aslında öğretmenler hem tedarikçilerden Hı -hı. hem de öğrencilerden daha mağdur durumda. Evet. Çünkü daha e, sıkıntı yaşayacak, daha fazla kaybedecek şeyi olan durumda var. Çünkü öğretmenler, ülkedeki öğretmen e, eğitim bilimleri veya eğitim Hı -hı. E, sonunda pedagojik formasyonla e, öğretmen yetiştiren fen edebiyat fakültelerinin sayısı belli. Hı -hı. Çok hızlı bir şekilde öğretmen üretiyoruz aslında biz. Yani öğretmen yetiştirmiyoruz, üretiyoruz. Ve bu üretilen öğretmenler bir anda kendilerini ya devlet kapısında hı hı. Devlet, ki devlet kapısına girmek sanıldığı kadar kolay değil hı hı. devlet kapısına giremeyen de kendini özel okulların kucağında buluyor hı hı. yani biraz kaba bir tabir ama yani evet. şu an durumu anlatacak evet. husus bu ya özel kursların ya merdiven altı e, özel yani. ders evlerinin hı hı. E, ya da özel okulların kucağında buluyorlar hı hı. ve çok cüzi bir çok cüzi miktarlara. E, günde 10 saat, 12 saat çalışmak durumunda Hı -hı. kalıyorlar. Şimdi öğret, e, öğrenci açısından düşünelim. Öğrenci Velisi özel okuldan hizmet alabilecek düzeyde bir maddi gelire sahip olduğu için özel okula gidiyor. Hı -hı. Ama öğretmen herhangi bir gelire sahip olmadığı için özel okulda çalışmak durumunda kalıyor. Hı -hı. Evet. Aradaki doğru. fark bu kadar doğru. belirgin. Ve özel okulun Türkiye'deki özel okul erozyonunun aslında öğretmenlere en büyük sıkıntı yaşandığı nokta şu ücret belirsizliği. Böyle bir durum mu söz konusu? Böyle bir durum söz konusu. Çünkü ee, bir işletme Hı -hı. özellikle Türkiye Hı -hı. açısından konuşayım. Biz bir Akdeniz milletiyiz. Hatta benim tabirime göre biraz Araplaşmaya başlayan bir Akdeniz evet. milletiz. Akdeniz milletlerinde bir işletme zarar ederse öncelikle çalışanın maaşından kısılır. Hı -hı. Çalışanın ücretinden kısılır. Hı -hı. Bu bir Akdeniz toplumu karakteristiğidir. Evet. Türkiye'de de bu sonuna kadar belirgin. Önce Öğretmenlerin SGK priminden kısılıyor, Hı -hı. çıkış veriliyor. Hı -hı. Sen çıkılıyor. Çıkış verelim sana. Ee, sen gene aynı ücrette çalış ama SGK'nı yatırmayalım. Hı -hı. Ne oluyor? Sosyal güvencesinden oluyor. Evet. Ama çalışmaya devam etmek zorunda. Çünkü evet. Çünkü o miktara da ihtiyacı var. Hı -hı. Çünkü evli. Çünkü çocuğu var. Onu okutmaya çalışıyor. Hı -hı. Yani öğretmenlerin yaşadığı sıkıntı aslında öğrencilerin yaşadığı sıkıntıdan çok daha derin, Hı -hı. çok daha belirgin. Öğretmenler iş ilişkisiyle e, bağlı. Evet. İşverenlerine. Çünkü işçiler onlar. Hı hı. Yani beyaz yakalı işçiler. İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda öğretmenin sığınacağı e, kanun iş kanunudur. Hı, hı İşçi alacaklarını içeren, işçi alacaklarını belirleyen kanun iş kanunudur. Öncelikle alacağının ne olduğunu tespit edecek. Hı, hı. İki durum söz konusu. Bir, Öğretmen kendi isteğiyle işten ayrılabilir, haklı bir neden göstererek. Ey X okulu, benim maaşımı vermedin. Benim sigorta primimi e, maaşım oranında değil, asgariden bildirdin. Bu da bir haklı fesih nedenidir. Yargıtay kararlarında hı hı. böyle geçiyor artık. Sen bana mobbing uyguladın, sen bana hakaret ettin, sen beni 12 saat çalıştırdın. Hı hı. Fazla mesai tahakkuku yapmadın. Primimi ödemedin. Hı hı. Gene ihtarlı olacak yalnız onu altını çizeyim evet, ve gene notere, noterden olacak. Noter. Tabi. Noter önemli bunu. Öğretmen yazdı dilekçe. Ey ilk okulu. Sen beni çok çalıştırdın. Bana hakaret ettin. E, beni bana mobbing uyguladın. Benim sigorta primimi eksik yatırdın. Verdin. Hı hı. Böyle özel okula verdi. Özel okul aldı bunu yırttı. İspat var mı? Yok. Yok. O yüzden noter. E, bu işlerde e, temel başvurulacak yer. Noter'den ihtar çekti. Kendi durumunu anlatacak şekilde. Şu an birinci husustayız. Yani öğretmen tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi noktasındayız. Hı hı. Öğretmen feshetti haklı sebeple. Sonra diyor ki ben haklı sebeple feshettim. Benim ben burada bir seneden fazla çalıştım. benim kıdem tazminatı alacağım var. Çünkü bir seneden fazla, fazla çalışma kıdem tazminatı alacağı hı hı. Çünkü özel okulda öğretmenler Birer senelik sözleşmelerle bu e, Yargıtay İçtihadi Birleştirme Kurulu'nun e, kararı gereği birer senelik birbiri ardına gelen sözleşmelerle e, hı hı. çalıştırılır ve bu kıdem tazminatına ivaz verir. Evet. Yani 9 sene çalıştı bir öğretmen diyelim son ay aldığı bürüt ücret çarpı çalıştığı yıl aşağı yukarı hı hı. artı 5 eksi 5 oynar çalıştığı yıl kadar kıdem tazminatı alacağı olur. Hı hı. Ama kendisi feshettiği için, e, e, fesh için ihbar tazminatı haklı nedenle feshettiği için ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı işveren tarafından çıkarıldığı durumda hak kazanır. Fazla mesai. Öğretmenlerin en büyük alacaklarından biri budur fazla mesai. Hı hı. Çünkü özel eğitim kurumları kanunu gereği 40 saatten fazla öğretmen çalıştırılamaz. Hı hı. Akşam etütleri, sabah etütleri, yat etütleri, kalk etütleri, soru çözümler, hafta sonu etütleri, öğretmenin canı çıkana kadar çalıştırılıyor. Peki okul bu fazla mesaileri e, hani kayıt altına tutmakla mükellef midir? Kesinlikle mükellef. Değilse on yapmıyorsa bunu. Yap, e, batan kurumların sıkıntısı o zaten. Hı -hı. Şimdi fazla mesai ücreti 1 çarpı bir buçuk ödenir. Yani ben benim saatim 100 liraysa bana yaptırılan fazla mesai 150 lira olarak bana saati Hı -hı. ödenmelidir. Ama zaten zor durumda bir kurum. Ne dedik? İlk çalışan ücretinden kesen bir kurum, tabii ki fazla mesai yapmayacak. İçinde mi böyle bütün sektörlerde Yani karşılaştığımız her sektör. Her sektör. Yani profesyonellik hmm. e, bir e, rüya olduğu için bizim hmm. memlekette e, maalesef ilk iş verenin e, iş veren ilk işçinin ücretinden kestiği yok. için fazla mesai tahakkuku da yapmıyor. Hı hı. Fazla mesai tahakkuku yapmıyor. Hafta tatili tahakkuku yapmıyor. Normalde yapması lazım. Hı hı. Ve bunun cezası da var. Evet. İspat bunun cezası da var. Noktasında. İspat noktasında. Ama işveren de ne yapıyor? İmzalı bordro. Bordro'yu imzalatıyor. Ya, Yargıtay da diyor ki imzalı bordroda fazla mesai tahakkuku yapılmışsa aksi herhangi bir delille ispat edilemez. Hı hı. Yani burası da bağlıyor. Evet, ne yapmak lazım? Okul tutmadı. Bu nokta Okul geçerli tutmadı. olmadı. Fazla mesai tahakkuku fazla mesai yapılıyor. Hı hı. Ama bordroda örnek veriyorum çok sembolik bir miktar fazla hı hı. mesai tahakkuku yaptırılıyor. Hı hı. Şimdi bir elimizde bizim elimizde olan bir dosyadan ben ezberi örnek vereyim size. Şimdi normalde 40 saat çalıştırılır hı hı. dedik. Bir öğretmenin e, 9 saat günde derse girdiğini düşünün. Hı. 5 günde ne yapar 45 saat. Evet. 2 gün 4'er saat etüt yaptığını düşünelim. 4 4 daha 8. 45'in üstüne ekleyelim. 53. Hı hı. E, cumartesi hafta tatili. Cumartesi de 8 saat etüt yapıyor. Hızlandırma kursu vesaire. Hı hı. 53 artı 8 61 saat. Şimdi normalde aşkın kısım ne kadar? 21 saat. Yani haftada hı hı. 21 saat bu adamın fazla mesaisi var. Hı hı. Fazla çalışması var da bunun. Evet. Fazla çalışması var söyleyeyim. ...bu 21 saatin sadece 4 saatini gösteriyor. Hı hı. 3 saatini gösteriyor. Ve diyor ki ben sana fazla mesai tahakkuku yaptım. 3 saat yaptım, 4 saat yaptım. Sembolik bir fazla mesai tahkuku evet. yaptım. Sen de maaşını alırken bu bordura imzaladın. Artık bir kesin delildir. Hı. Sen bana fazla mesai aldığınız şey yapamazsın. ileri süremezsin. Hı hı. Bu durumda öğretmenlere şu tavsiyem var. Eğer çalıştığınızdan daha az fazla mesai tahkuku yaptırılıyorsa... Hı hı. ...ve... Ayrılıp haklarınızı almak istiyorsanız son bordurunuzu imzalamayın. Hmm. Maaş bordurusu imzalanması. Evet. Ya da şerh koyularak imzalansın. Yazsın ki ben bu e, ay 90 saat çalışma yapmama rağmen benim fazla mesaim 20 saat olarak gösterilmiştir. Şerh koyarak imzalıyorum. Evet. İmzalısın. Bu şekilde imzalanabilir. Aynen öyle. Ya şerh koyarak imzalayacak ya da imzalamayacak. Çünkü imzalarsa kesin delil. Hı hı. Son ayı kurtarsa yeter. Hı hı. Bir önceki ayların da bir şekilde işçi işveren ilişkisi nedeniyle, iş ilişkisinin sürdürülebilmesi amacıyla imzalandığı zaten karinedir. Hı hı. Yani bu söylenir hakimin karşısına çıkıldığı zaman ya ben iş ilişkimi devam ettirmek durumundaydım. Ben daha fazla, e, fazla ee, yapıyordum. mesai yapıyordum. Daha azını gösteriyordu ama ben ekmek yemek zorundaydım. Bu nedenle evet. imzaladım. Hı -hı. Ama sonu imzalamazsa bunu söylemek daha kolay. Hı -hı. Son, sonu imzalarsa bunu söylemek sonu çok için, zor. için yani Peki o son yaptığı imza o son nokta için mi geçerli yoksa aslında bütün hepsi içine bir delil oluşturuyor Hepsi mu? için kareni oluşturur. O yüzden önemli bu o nokta. Yüzden yüzden işte bilinmiyor öyle. bunlar. Öğretmenlerimize de buradan da bu noktada söylemiş Ve şunu olabilir. da altına çizeyim. Öğretmenler de bu telkinlere açık değil. Hı hı. Onlar da kendilerini hukuk ustadı zannediyorlar. Sıkıntı orada zaten. Ben evet. internetten okudum e, böyleymiş. Ben in şuradan okudum böyleymiş. Hayır internetten okumayla hukuk öğrenilmez. İnternetten okumayla kanser teşhisi konulamayacağı gibi internetten okumayla da işçi alacağı sona erdirilmez. Kesinlikle. Mağduriyet giderilmez. Bir de sürekli bir şeyler de değişiyor, gelişiyor. Kesinlikle. Bunu yakalamaları mümkün değil. Kesinlikle yani. Resmi gazeteyi açın her gün yayınlanan resmi gazetede en az 6-7 tane uyuşmazlık mahkemesi kararı, hı hı. en az 6-7 tane anayasa mahkemesi kararı, en az 10-12 tane yargıtay kararı olur her gün. Hı hı hı. Hiç kanun değişikliğini söylemiyorum dahi. Hı hı. Bunu takip eden bir profesyonel grup varken hı hı. bu profesyonel gruptan yardım almayıp ben internette okudum şöyleymiş, işte mahkeme katibine sordum böyleymiş, benim akrabam dınasının dısıymış ona sordum şöyleymiş gibi bir yolla genelde hareket ediyorlar ve sonuçta gene mağdur olan onlar. Çünkü evet. katip ihtiyat edeceğiz, bilmez. Hı hı. Devam edeyim. Şimdi ihtar çekti diyelim. Sonra evet. dava açacak. Ne yapacak? Dava açacak. İşçi alacağından kaynaklanan alacaklarının tahsil için dava açacak. İşte kıdem tazminatı olabilir. Daha birinci seçenek özür dilerim. Bir de ikinci seçenekten kısa bir bahsedeyim sonra evet. dava aşamasına gelelim. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Toparlarsak tamam, ikinci seçeneği de şekilde alalım. hemen toparlayayım. Ee, okul tarafından öğretmen çıkarılabilir. Hı hı. Kardeşim ben senin çalışmandan memnun değilim. Performansından memnun değilim. Al sana çıkışını verdim. Hı hı. Hadi yoluna. Bu sefer ihbar tazminatı da doğar. Çünkü ihbar süresi vermesi lazım. Ezam tazminatına madem. almış olur. Aynen. Sonra bu alacaklarını belirleyecek. Kuruma hı ihtar hı. çekecek. Hı hı. Kuruma ihtardan sonra dava açacak. Hı hı. Davasını takip ettirecek. Dava sonuçlan sonuçlandıktan sonra icra yoluna gidecek. Hı hı. Ama bu süreç en azından bir yıl... Evet. Bunun önüne gene ihtiyat hacizle geçebilir. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Şimdi ilkinde ilama dayalı ihtiyat haciz demiştik. Ee, i̇şçi alacağı davasının görüldüğü mahkemede hı hı. eğer öğretmen alacaklarını yeterli delille ispatlayabilirse ve hakimde bu alacağın doğduğuna ilişkin kanaat uydu uyandırabilirse ihtiyat tedbir istesin. İhtiyat tedbir istesin. Takır takır hacize gitsin en azından alacağına yetecek bir kısmı e, haciz etsin bloke etsin sonra karar verildiği zaman o bloke edilen kısımdan tahsil etsin hmm, yoksa dımdızlak açıkta kalma ihtimali var. Bu şekilde diyoruz, söylüyoruz. Daha soracağım sorular vardı tabii ki. Biraz detaylı da bir konu aslında ama e, süremizin ufak ufak sonuna geliyoruz <laughs> Aslında şey de sormak istiyordum hani e, okullar neden bu durumlara geliyor? Bunu sanıyorum ki uzun bir cevabı Çok olacaktı. Bir, cevabı. bir Aynen. konu bile olabilir hatta programımız için. O yüzden de farklı bir günde mutlaka burada tekrar buluşalım Aynen. isteriz sizinle. Aynen. Biraz uzaklardan geldiniz. Yakın <laughs> şehirlerimiz ama mesafe olarak uzak. Bursa'dan da geldiniz. Evet. Yorduk sizi buralara kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok açıklayıcı, çok bilgilendirici bir eee söylemdi, yayındı sayenizde. buradan da en azından mağdur olan velilerimiz, mağduriyet yaşı yaşayabilecek olan velilerimiz ki umarım yaşanmaz tabii ki neler yapabilirler? Temel temennimiz şu. Mağduriyet yaşayan biri kendini yalnız hissetmesin. Kendini enayi durumda var. düşünmesin. Hakları var. Evet, haklarımız var. Bunu öğren. Aynen öyle. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz sekreter. Ben size. teşekkür ederim. Evet efendim, bugün biz bize de avukat Yağız Gündoğdu bizlerle birlikteydi ve kapanan özel okullarda her türlü mağduriyetleri konuşup mağdur olan tarafların hakları nasıl korunabilir, neler yapılabilir? Öğretmenler, öğrenciler, veliler için ne gibi haklarımız mevcut? hangi yollara başvurabiliriz? Hepsini tek tek konuştuk, değerlendirdik, açıkladık ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde biz bize de farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.